Oğlum bu benim videom oğlum. İşte bir yeri boyayacağım, bir yere tablo yapacağım, bir yere ne bileyim masa yapacağım, onu yapacağım. Gezerken anlatırım. Kardeşim teliflendin. Bilgine dizaynı bana maille yolla bir bakayım. Sırf bunlara hakim olun, siz de fikir verebilin diye çekiyorum aslında. Abi şu köşeye bunu yapsana gibisinden. Videonun amacı bu. Yani asıl amacımız bu arkadaşlar. Eldiven, iç mimar. Herkese selam. Bugün ilginizi çektiğini düşündüğüm İç Mimar Tasarlarsa serisinin devam videosunda konuğumuz Eldiven Tuğkan Gönültaş. Kendisini zaten çok yakından tanıyorsunuz ve severek izliyorsunuz. Ben de öyle. Geçen haftalarda yaptığım ankette çok fazla Tuğkan'ın evini tasarlamamla ilgili mesaj geldi. O yüzden bugün... Ya kardeşim şimdi tasarlıyorsun tamam da yani hani geldi eve yapalım bir şeyler. Asi. Ya gel eve yapalım. Yalan mı? Ki konuğumuz... Tuğkan Gönültaş. Tuğkan'ın evini diyorsunuz derken bir iç mimar olarak dikkat ettiğim konulardan 3 tane önemli nokta var. Bunlardan bir tanesi salonu. Hem dinlenme alanı hem de stream alanı olarak iki farklı fonksiyonu birleştirip kullanmayı tercih ettiğini gördüm. Ve evde kullandığı objeler ve genel anlamda baktığım zaman biraz etnik, biraz da böyle endüstriyel tasarımı sevdiğini görüyorum. O sebeple bu salonu tasarlarken endüstriyel, çok fazla böyle karışıklığa mahal vermedim. Lan oğlum ne telif atacağım, manyak mısınız ya, Allah Allah. Bu kadar da şakayı şey yapmaz bir insan, gerçek görmez ya. Normal biçimde beton efektleriyle ve arka planda bir akvaryumun olduğu en önemli unsurlardan birisi o karınca çiftliğini ön plana çıkartacak bir duvar teraryumu tasarımı. Onun akabinde yine işte stream alanları ve ön planda oturma alanlarının olduğu televizyon izleme alanları ve arka planda da yine Tuğkan'ın babasının resmettiği o mükemmel yağlı boya tablolarını bu konsepte çok güzel duracak. Onları var ya tek çiviyle tutturdum, böyle yamuk yamuk duruyor hala, çerçeveleri gelmedi hala. Düşündüğüm için tekrar kullandım. Böyle küçük bir alanda iki farklı fonksiyonu çok fazla karışıklığa mal vermeden endüstriyel biçimde kullanmayı tercih ettik bu videoda. Hadi o zaman bakalım. Lafı çok uzatmadan videoya geçelim. Tirdi Max'te yapıyor. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. Oha, abi tabloları bile ayıklamış lan. Oğlum orada monitörler falan var. Ah siktir. Çok ciddi yemek var bu arada lan. Çok ciddi yemek. Oha akvaryum ya, yere akvaryum koymuş. Lan ben onu kırarım lan orada. And dive into the sky. Hear the wind crying out its prayer. Why are we so... Oha, yalnız var ya şu logo efsane olmamış mı, arkası ışıklı? Ahşap bir şeyin üzerine. Aga be, şuraya bir koltuk koyamadık.
duvar rengi çok güzel. Oo, solda da ışık beliren ya. Yani umarım video beğenmişsinizdir. Bu videoların devamı 2-3 haftada bir gelecek. Çünkü bu videoların çekimi birazcık zamanımı alıyor. Videoyu beğendiyseniz ve destek olmak istiyorsanız sağ taraftan kanala abone olup videoya da like atarsanız sevinirim. Sonraki içeriklerde görüşürüz. Hani abi bir kere ben de tabii zamanında 3 boy 3D modelleme yaptığım mesleğim bu yani endüstriyel tasarım olduğu için renderdi mendirdi bir kere ciddi emek sarf etmiş yalan yok. Bir kere duvar rengini çok beğendim. Ondan sonracığıma akvaryum yerde olmaz. Güzel bir görüntü oluşmuş ama yerde olmaz abi akvaryum. Şu kısım çok hoşuma gitti bak. Bilhassa bu kısım çok beğendim. Hani vallahi duvarları şöyle yaptırasım geldi ha. Ama ev benim değil abi şimdi kalkıp da kiralık eve de masraf